El yapımı semaverlerin çayının tadına bakmak üzere Samsun'un Vezirköprü ilçesine doğru yola koyuluyoruz. Tiryakiler, semaver dönemi kapanıyor mu? Semaver ustaları aranıyor. Meşhur semaverler mercek altında. Her geçen gün el yapımı semaver ustalarının sayısı azalıyor. Semaver denilince akla ilk gelen yerlerden biridir Vezirköprü. Sunucumuz Çiğdem de meşhur semaverlerin yapıldığı bir atölyede alıyor soluğu. Sevgili izleyenler, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeyiz. Burası el yapımı semaverleriyle ünlü. Ve yanımızda da 34 yıllık semaver ustası İsmet Bey var. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizi? İsmet Akkaş. 34 yıldır çıraklığım, kalfalım bu işi yapıyorum. Şu anda ekmeğimizi, kazancımızı bundan sağlıyoruz. Peki el yapımı semaverle normal bildiğimiz elektrikli çalışan semaver arasındaki çayın lezzet farkı nedir? Çok büyük farkı vardır. Ben kendim evimde de kullanıyorum. Bakır, çelik hangisi olursa olsun teneke semaverin tadını kesinlikle tutmuyor. Tiryakileri bilir. Teneke semaverde demlenen çayın tadına doyum olmaz. Akşam sohbetlerinde, misafir ağırlamalarında, düğünlerde, en güzel anlarda baş köşedeki yerini alır semaver. Eskiden bu yağ teneke bulunmuyordu. Bulunmadığı için eski düzen şu anda tabak tenekeden yapılıyor. Yeni tenekeden hiçbir yağdır veya gazza tenekesi hiç, kesinlikle yeni bir teneke. Görsedebilirim de yani şunu. Şu anda şu semaferin şu anda 32 tane de parçası vardır. Vezirköprü esnafına atalarından kalma bu el sanatı yıllardır süre geliyor. Uşağın halısı, Afyon'un sucuğu, Kayseri'nin pastırması nasılsa Vezirköprü'nün de semaveri aynı. Buraya gelip de semaver almadan gitmek olmaz. Semaverler arasında en ilginç olanı ise düdüklü olanı. Düdük ötmeye başlayınca anlayın ki lezzetli çayınız hazır. Bu düdüklü semaverinde ilginç bir hikayesi var. Resmen düdük çalıyor. Sen düdük çalıyor. Ne demek istiyor şimdi bu düdük? Şu anda arazide çalışan bayanlar arazide uzak olduğu için, bunu da gölgede olduğu için kaynadığını belirtmek için bu düdük. Kaynıyorum diyor yani. Gelin çayınızı demleyin diyor yani. Bu düdüğün özelliği bu. Düdük öttüğünde hemen çay demlemeye gelirler, çayını demlerler. Ondan sonra 10 dakika ara verir, çay demlendikten sonra çayını içerler. Az önce beni demle diyordu düdük. Şimdi demlendim ben. Oturup afiyetle çayımı içebilirsiniz diyor, değil mi? Evet. O zaman doldurmaya başlayalım mı çayları? Usta ellerde işlenmiş teneke semaverler dün olduğu gibi bugün de varlığını sürdürüyor. Bir günde ortalama 6 tane semaver yapan İsmet Bey, her geçen gün semaver ustalarının azaldığını söylüyor. Aslında ustamız semaver yapımının geleceği için de umutsuz. Benim çıraklığımda bundan 10 sene evveli 20 tane esnaf bundan geçimini sağlıyordu. Şu anda 3 tane esnafa düştü. Mesela yetişmiyor, çırak yetişmiyor. Mesela benim 2 tane oğlum vardı. Bir tanesi memur oldu gitti, birisi de memur olma yolunda. Şu anda bu meslekle uğraşmıyor. Uğraşmıyor, sevmiyor yani. Şu anda çırak yetişmiyor. Mesela ben 2 oğlum olarak ben bunun daha iyi olmasını düşünüyordum. Onların yeni doğduğunda, ama çocuklar istemedi. Neredeyse nesli bunun 10 sene 15 sene sonra bu biter yani. O zaman biz şanslılarda mı sevgili izleyenler? Bu sanat tükenmeden biz de bu semaverden çayın tadına bakmaya hak kazanmış olacağız. İşte böyle bir şansa ulaştık. Sizin adınıza tadına bakıyoruz. Sizin de yolunuz Vezirköprü'ye düşerse mutlaka bu düdüklü semaverin tadına bakmadan, çayının tadına bakmadan buradan ayrılmayın. Rotasından bu haftalıkta bu kadar sevgili izleyenler. Programımızla ilgili görüş ve önerilerinizi cigdeminrotasi@trt.net.tr adresinden bizlerle paylaşabilirsiniz.
Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.